Merhaba arkadaşlar. 3'e 3 bir lineer denklem sistemi verilmiş ve bunu Kramer kuralından çözmemiz isteniyor. Kramer kuralından nasıl çözeceğimizi örnek üzerinde anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle katsayılar maddesini belirleyelim. Katsayılar maddesimiz A'dır. Yani x1, x2, x3'lerin katsayıları. 1, eksi 2, 1, 2, 1, eksi 3, 3, eksi 2, ve 2'den oluşan bir katsayılar matrisimiz var. Hemen bu katsayılar matrisinin determinantını bulalım. Çünkü lazım olacak. A'nın determinantı nedir? 1 eksi 2 1 2 1 eksi 3 3 eksi 2 2yi yazdıktan sonra hemen altına birinci ve ikinci satırı ilave ediyoruz. Tekrar yazıyoruz. 1 eksi 2 1 2 1 3 Arkadaşlar bu metodun adı Sarus metodu. Eğer bu metotla ilgili anlamadığınız noktalar varsa Sarus metodu ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Bakın sağ aşağı doğru çapraz çarpımları yapacağız ve sağ tarafa yazacağız bunları. Şöyle ki 1 çarpı 1 çarpı 2 2 yapacaktır. 2 çarpı eksi 2 çarpı 1 eksi 4 yapacaktır. Ve son olarak 3 eksi 2 eksi 3'ün çarpımı da burada gördüğünüz üzere eksi 2 e 18 yapacaktır. Ve bunları toplarsak arkadaşlar 16 yaptığını görüyoruz. Sağ çarpımlar 16. Gelelim şimdi sol çarpımlara. Bir de burayı hesaplamamız gerekiyor. Burayı hesaplayacağımız zaman 1 1 3'ün çarpımı 3. 3 2 ve 1'in çarpımı 6. 2 2 ve 2'nin çarpımı -8 yapar. Bunları toplarsak 1 yapıyor. Arkadaşlar A'nın determinantı sağ çarpımlar eksi sol çarpımlar yani 15 yapmaktadır. Değerli arkadaşlar A'nın determinantını bulduktan sonra A1 diye bir matris oluşturacağız. A1 matrisini şu şekilde oluşturuyoruz. A matrisi katsayılar matrisinin yerine Katsayılar maddesinin birinci sütununun yerine A1 dediği için birinci sütununun yerine sağ taraftaki eksi 1, 8, 2'yi yazıyoruz. Eksi 1, 8, 2. Diğer taraflar aynı oluyor. Yani A maddesi gibi. Eksi 2, 1, 1, eksi 3, eksi 2, 2 şeklinde yazıyoruz. Değerli arkadaşlar A1 maddesinin de determinantına ihtiyacımız var. A1 maddesinin determinantını hesaplayalım. 1-1-2-1 8-1-3 2-2 2'yi yazdıktan sonra aynı mantıkla altına 1-1-2-1 8-1-3 8-1-3'leri yazıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar sağ çarpımları hesaplıyoruz. Hemen hesaplayalım. Eksi 1 çarpı 1 çarpı 2'nin eksi 2, 8 eksi 2 ve 1'in eksi 16, 2 eksi 2 ve eksi 3'ün ise 6, 12 olduğunu görebiliriz. Bunları toplarsak eksi 18 artı 12 daha eksi 6 olduğunu sağ çarpımların görebiliriz. Şimdi sırada sol çarpımlar var yani şu şekilde çarpımlar var bunları hesaplayalım arkadaşlar. 1, 1, 2'nin çarpımı 2. Eksi 3, eksi 2, eksi 1'in çarpımı eksi 6. 2, eksi 2 ve 8'in çarpımı da değerli arkadaşlar eksi 32 geliyor. Bunu görebiliyoruz. Sol çarpımlar ise eksi 36 yapmaktadır. O zaman determinantımız eksi 6, eksi, eksi 36'dan ne gelecektir? 30 gelecektir. Değerli arkadaşlar, şimdi bilinmeyenlerden bir tanesini yani x1'i bulmanın zamanı geldi. x1'i şu şekilde buluyoruz değerli arkadaşlar. x1 eşittir a1'in determinantı bölü a'nın determinantıdır. a1'in determinantını şimdi 30 bulduk. a matrisimizin yani katsayılar matrisimizin determinantını ise 15 bulmuştuk. Demek ki x1 arkadaşlar 2'dir. Bilinmeyenlerden bir tanesini bulmuş olduk. Şimdi bir diğeriyle devam edelim. A2 matrisimizi oluşturalım. A2 matrisimizdeki temel kural neydi? Sağ tarafı eksi 1, 8 ve 2'yi A matrisinin ikinci sütununa yazacaktık. Eksi 1, 8 ve 2'yi A matrisinin ikinci üstüne yazdık. Diğer yerler aynı kalıyor. 1, 2, 3, 1, eksi 3, 2. Yani A1'de birinci, satı, birinci, sütuna yazdığımız sağ taraf vektörünü eksi 1, 8, 2'yi bu sefer ikinci sütuna yazdık ve yeni bir matris oluşturduk. Yine 3'e 3 bir matris. Bunun determinantını bulmalıyız arkadaşlar. Hemen bunun determinantını bulalım. A2 1, eksi 1, 1 2, 8, eksi 3 3, 2, 2 1, eksi 1, 1'i ve 2, 8, eksi 3'ü altına ilave ettikten sonra hemen sağ çarpımlarımızı ve sonrasında da sol çarpımlarımızı oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Burası 16 yaptı. 1, 8, 2. 2, 2, 1 yaptı. 4. 3, eksi 1, eksi 3 görüyorsunuz. Ne yapar? 9 yapar ve bunları topladığımızda 29 olduğunu göreceğiz. Peki Sol çarpımları bulalım. 24'ü görüyorum. 1, 8, 3'ün çarpımından. Eksi 6'yı görüyorum. Ve son olarak eksi 4'ü görüyorum. Ve bunları topladığımızda da değerli arkadaşlar 24, eksi 10 daha 15 olduğunu görüyoruz. Peki determinantımız ne? Sağ çarpımlar 29. Sol çarpımlar düzeltelim az önce şurayı 14 deyip 15 yazmışız. Sol çarpımlar 14 arkadaşlar. 29 14 15 yapacaktır. O zaman x2'yi de bulduk. x2 neydi? a2'nin determinantı bölü a'nın determinantıydı. Bu da a2'nin determinantı 15 a'nın determinantı 15 demek ki ikinci bileş, bilinmeyenimiz 1'miş değerli arkadaşlar. Ve son olarak üçüncüye geçebiliriz. Hemen hatırlayalım. Eksi 1, 8, 2'yi üçüncü sütuna yazacağız. Değerli arkadaşlar isterseniz burada A'yı şöyle kopyalayalım. Çünkü aşağıda gözükmeyebilir. Hemen geçiyoruz. Evet A maddesimizin aslında artık A3 maddesimiz olacak. Evet üçüncü sütununun yerine ne yapıyoruz? Sağ taraftaki eksi 1, 8, 2'yi yazıyoruz. Ve A3 maddesimiz ne olacaktır değerli arkadaşlar? Determinantı. Determinantını hemen hızlıca hesaplayalım. 1-2-1 2-1-8 3-2-2 1. -2 -1, 2 -1 8, 3 -2, 2. Birinci ve ikinci satırı tekrar altına ekleyelim. 1-2-1 eksi 2-1-8 şeklinde. Daha sonrasında klasik artık alıştığımız sağ çarp çarpımlar ve dahi sol çarpımları hesaplamamız gerekmekte. Hesaplayalım hızlıca. Burası 2, burası 4 ve burası da eksi 48 görüyorum. Evet. Yani cevabımız eksi 42 sağ çarpımlar. Hemen sol çarpımlara bakalım. Eksi 3, eksi 16 ve eksi 8. Bunları toplarsak da arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 27 sanıyorum. O zaman bu determinant neye eşit oluyor? Eksi 42, eksi, eksi 27'den dolayı eksi 15 geliyor. O zaman x3'ü de artık hesaplayabiliyoruz. A3'ün determinantı bölü A'nın determinantı o da eşittir. Eksi 15 bölü 15. Yani x3, 3. bilinmeyenimiz de eksi 1'miş. Evet, hızlı bir özet yaparak soruyu bitirelim. Evet arkadaşlar burada kramer kuralıyla nasıl çözeceğimizi soruyu nasıl çözeceğimize bakmıştık. Öncelikle kat sayılar determinantını hesapladık. Kat matrisinin maddesinin determinantını sarus kuralından bulduk. Sağ çarpımlardan sol çarpımları çıkarttık ve 15 bulduk. Daha sonrasında matrisin sağ tarafındaki denklem sistemin sağ tarafındaki eksi 1, 8, 2 sütununu birinci sütunun yerine yerleştirdik ve A1 maddesini bulduk. Bu A1 maddesinin determinantının A'nın determinantına bölümü X1'i verdi. Daha sonra ikinci sütuna yapıştırdığımız A2 maddesini elde ettik ve A2'nin determinantını A'nın determinantına bulduk ve X2'yi elde ettik. Ve son olarak aynı işlemleri üçüncü sütunda yaptık ve A3 maddesini bulup determinantının eksi 15 olduğunu gördük. Ve eksi 15'i 5'e böldüğümüzde de X3'ü eksi 1 olarak bulmuş olduk.